De şimdi stüdyoya döneceğiz. Farklı konulardan bahsedeceğiz. Uğur Süel bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir title verdi arkadaşlar. Ben onu okuyayım. Deloitte Strateji İş Geliştirme Pazarlama Lideri. Bize bugün şunu anlatacaksınız. Y kuşağına ilişkin bir araştırmanız var. Her yıl Davos'ta yayınlıyorsunuz. Evet. Y kuşağı aslında çok önemli. İşte günümüzde yavaş yavaş üst pozisyonlara talip olan arkadaşlar. Aynı zamanda harcamayı seven arkadaşlar. Dolayısıyla ekonominin bel kemiği ama kim X kuşağı, kim Y kuşağı belki biraz da o bilinmiyor. Onu sorayım. Y kuşağı kimdir tam olarak? 1983'ten sonra doğanlar Y kuşağı diye tanımladıklarımız. Ama bunu isterseniz şöyle yapalım. Ben bir miktar konuyu anlatayım. Tabii. Ondan sonra X ile Y arasında, yani bir önceki jenerasyonla Y arasındaki farklar çok net çıkacak o zaman. O şekilde konuşalım. Tamam. Siz her yıl Davos'ta yayınlıyorsunuz. Çok önem veriyorsunuz. Aynen. Demek ki Deloitte bu konuya. Olarak bunu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Kendimize mesele ettik diyebilirim. Çünkü şu anda Y kuşağı aslına bakarsanız yeni girmiş değil, biliyorsunuz artık kıdemli pozisyonlara da geldi. Şirketin çeşitli genel müdür yardımcısı seviyelerine kadar gelenleri var. Dolayısıyla gerçekten iş dünyasında bir söylemi var Y kuşağının. O söylem de bir önceki jenerasyona göre dediğim gibi farklı bir söylem. Her yıl Davos'ta yayınlamamızın nedeni de şu. İş dünyasının önde gelen liderleri orada, sorunların tartışıldığı bir platform ve bu Y kuşağının farklı düşünmesi aslında iş dünyası için de eğer doğru önlemler alınamazsa bir risk oluşturacak. Neden bir risk oluşturacak? Şu anda dünya geleneğine baktığınız zaman yetkin ve eğitimli iş gücü zaten az. Bu bir bilindik bir gerçek. İkinci konu. Firmalar yetkin iş gücünü hem bulmakta, hem almakta, hem de tutmakta fevkalade zorluk çekiyorlar. Bu da aslında bildiğimiz bir konu. En iyi stratejileri oluştursalar, en güzel entegre süreçleri yapsalar, en doğru organizasyonel gelişimleri kaydetseler, en iyi teknolojileri emre amade hale getirseler, doğru iş gücü olmadan, yetkin iş gücü olmadan bu stratejilerin hayata geçmesi imkansız. Dolayısıyla hakikaten kritik bir başarı faktörü. Peki neden Y kuşağının sadakat sorunu var? Ki bu senenin araştırmasının şeysi bu, konusu bu. Tema olarak sadakati seçtiniz. Aynen. Ben daha önce bu işte biraz uğraştım. Bir iki panel yönettim. Orada da şunu fark etmiştik biz. Ya bir araştırma yapıyorlar. Çok fazla binlerce bu Y kuşağı üzerinde. Şunu fark ediyorlar. Bizim sadakat dediğimiz ya da belki sizin sadakat dediğiniz şey onlarda aynı şeyi çağrıştırmıyor. Yani onlar sadakate öyle bakmıyorlar. O yüzden çok merak ettim size nasıl sonuçlar çıktığını. Evet. Niye sadakati seçtiniz? Evet. Nasıl sonuçlar çıktı? Şöyle araştırmanın kapsamında 2 yıl içinde şirketten ayrılacaklar. 2 yılla 5 yıl arasında ayrılmayı düşünenler, 5 yıldan sonra veya kadar yaşamayı düşünenler şirket içerisinde gibi bir gruplaması var konunun. Ve hakikaten enteresan çıktı sonuçlar ve riskli çıktı aynı zamanda da. Her 2 çalışandan biri 2 yıl içerisinde ayrılmak istiyor Türkiye'de. Globalde bu sonuç %44'ler mertebesinde. 5 yıl içerisinde ayrılırım diyenlerse %66'lar, %67'ler mertebesinde, global ve Türkiye aynı. Bir kere bir bu tespiti yapmış olalım. Peki neden böyle bir riskle karşı karşıya diye baktığımızda aslında hayattan beklentiye bakmak lazım. Bu sene çıkan sonuçlar, her yıl dediğim gibi yapıyoruz bu tür araştırmaları, farklı konulara bakıyoruz. Bu yıl sadakate bakınca ve hayattan beklentiyi biraz daha anlamaya çalışınca çok enteresan bir sonuç. Beni de şaşırtan bir sonuç çıktı. Çok da uğraşmamıza rağmen. Şöyle diyor Y kuşağı. Ben diyor hayatımın sonuna kadar birlikte yaşlanacağım bir eş istiyorum. Kendime ait bir evim olsun istiyorum. Emekli olduğumda beni geçindirecek kadar param olsun istiyorum. Öyle çok fazla şanda şöhrette gözüm yok. Çok fazla servette de gözüm yok. Şimdi bu şu anki algımızın dışında bir sonuç. Gayet geleneksel ve gayet insani de bir sonuç aslına bakarsanız. Gayet de makul. Gayet de makul. Aynen öyle. Bir başka konu gene araştırmanın sonucunda topluma katkısı olan işlerde çalışmak istiyorum.
pozitif bir iş ortamında, pozitif enerjisi olan bir iş ortamında çalışmak istiyorum. Yaptığım iş bana da iyi gelsin. Aynı zamanda öyle işimin kapsamında işler olsun ki topluma da iyi gelecek, topluma da değecek işlerde çalışayım istiyorum gibi son derece pozitif aslında baktığınızda hayat beklentisi. Peki iş beklentisi ne diye döndüp araştırdığımızda şu var. Diyor ki benim değerlerimle örtüşen bir iş yerinde çalışmak istiyorum. Eğer benim değerlerimle örtüşmüyorsa şirketin değerleri, benim değerlerimle örtüşmüyorsa benim atandığım projeler ve işler, ben o şirkette çalışmak istemiyorum. Şimdi X kuşağında öyle bir dünyası yoktu X kuşağının. Yani bir önceki jenerasyonda biz seni şu projeye atıyoruz, şöyle bir çalışma ortamına atıyoruz, şu şekilde çalışacaksın dedikten sonra işverene dönüp de yok ben o projede çalışmam, öyle bir çalışma ortamında çalışmam, öyle bir ekiple çalışmam gibi bir cevap X kuşağından hiçbir zaman çıkmazdı. Şimdi bu KJ'leri yazan bizim editör arkadaşımız X kuşağından. O yüzden hemen şöyle yazıyor. Neden Y kuşağının sadakat sorunu var? Halbuki öyle demiyoruz değil mi? Yani onlar sadakati farklı görüyorlar. Eğer ki bunları bana verirseniz ben de şirkete sadık kalırım aynen, diyor. Aynen öyle. Ama demek ki bunu bulamıyorlar şirketlerde. Şimdi başka bir konu bu söylediğinizle fevkalade bağlantılı. Diyor ki eğer beni liderlik konusunda gelişimimi, eğitimimi sağlarsa şirket, yani aslında varoluş nedenini, insanı ve beni alırsa, çalışanı alırsa, bana hem profesyonel yetkinlik anlamında, hem davranışsal yetkinlik anlamında, hem de liderlik becerilerimi geliştirmek anlamında yatırım yaparsa, ben o zaman o şirkette seve seve kalırım. Çünkü o zaman memnuniyet derecesi, bu tür case'lerde baktığınızda memnuniyet derecesi %88'lere varıyor. Yani bir şirketten %88 oranında memnun olan kişiler şirkette uzun vadeli de kalmak istiyorlar. Bunun nedenini araştırdığınızda birkaç şey çıkıyor. Bir, evet değerlerimle örtüşüyor. İki, şirketin varoluş nedenini benimsiyorum. Üç, şirket benim liderlik konusunda önüm açık, fırsat var, eğitim veriyor, yetkinliğimi geliştiriyor. Ve çalıştığım iş benim için bir mana teşkil ediyor. O da önemli. İstiyor ki çalıştığı işi benimsesin, istesin, sevsin, severek yapsın. Bir başka konu gene farklı X jenerasyonundan. Her ortamda çalışabilirim diyor. Ben connected'ım, bağlıyım her zaman 24 saat. Dolayısıyla benim illa ofiste çalışmam gerekmiyor. Biz eskiden esneklik derdik, çalışma saatleri esnekliği. Öyle bir şey yok. Çalışma saatleri esnekliği değil. Çalışma ortamı esnekliği. Her ortamdan bağlanabilirim. Evden de çalışabilirim, kafeden de çalışabilirim, ormandan da çalışabilirim, ofisten de çalışabilirim. Nerede daha verimli olacaksam oradan orada çalışmayı istiyorum diyor. Bana bu hak verilmeli diye düşünüyor. Aslına bakarsanız gene bu da insani bir istek. Bir ikinci konu iş hayatı ile özel hayat dengesi. İş hayatım özel hayatıma basamaz. İş hayatım özel hayatımın önünde olamaz. Biraz önceki hayattan beklentiyle çok doğru orantılı. Çünkü daha mütevazi bir yaşam beklediği ve istediği için özel hayatına negatif anlamda etki edecek bir iş hayatı isteği içerisinde değil. Yavaş yavaş çağlar içinde tabii geliştiğini görüyoruz. Yani işte emeğin belki sermaye karşı başkaldırışı, eski İngiltere, sonra saatlerin yavaş yavaş düzenlenmesi. Şimdi Y kuşağıyla beraber tahmin ediyorum ki bunlar da devreye girecektir. Benzer talepler görülüyor hakikaten. Tabii biz arkadaşlar kimseyi eve falan yollamıyoruz. şu anda bu istekler çok zor tabii karşılanması. Evet, aynen öyle. Evet. Yani çünkü kolay adapte olmuyor. Yani ben günün sonunda şimdi desek ya şu arkadaşlar evden çalışacak hakikaten büyük olay çıkabilir. Ama kalan şeyleri gerçekten biz de görüyoruz ve onları toparlamaya çalışıyoruz. Bloomberg olarak içerisinde çalışılması zevkli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ve insana da değdiğimizi biliyoruz. O yüzden bu saydıklarınız ben hep kendimle de kıyaslıyorum. Acaba burada ne yapabiliriz falan diye. O anlamda da önemli oluyor. Peki şeyi soracağım. Yani bu şirketler için önemli. Çünkü bu insanlar şirketlerde çalışıyorlar ve hatta o şirketleri yönetiyorlar. Bir yandan da bu şirketlerin sattığı ürünleri tüketiyorlar. Yani hem üretici hem de tüketici anlamında bunun çok çeşitli çıkarımları var. Şirketlerle konuştuğunuz sizden bilgi istiyorlar mı? Ona göre projeler geliştiriyorlar mı? Örneğin benim konuştuğum bu şirket CEO'ları çok farklı uygulamalar
uygulamalara gidiyorlardı. İşte belli toplantı saatleri, onlara yönelik ürünler. Bilmiyorum, siz ne gördünüz? Evet, çok doğru. Artık bu iş hayatının gündemine düştüğü için kendi şirketimizde de biz bunu global marka değerimizi mesela buna göre değiştirdik. Dedik ki insana değmek, müşteriye değmek, topluma değmek ve buna bağlı projeler yapıyoruz. Müşterilerimizde de aynı şekilde kişinin gelişimine, özellikle liderlik konusundaki eğitimine, profesyonel gelişimine yatırım yapmadan, bu hissi ona vermeden, yatırım yaptığı hissini ona vermeden, bunu hakikaten aktiviteye dönüştürmeden buradan çıkış olmayacak. Birçok önemli konu daha var. Mentorluk istiyor Y çalışanı. Ne demek mentorluk? Diyor ki ben kurum içerisinde yolumu bulmakta zorlanıyorum aslında. Güvendiğim, başım sıkıştığında danışabileceğim birisi olsun benle birlikte. Bu konu şu andaki en herkesin üstünde durduğu konu. Çalışana mentor atamak. Sadece çalışanı teknik olarak değerlendirmek değil, çalışanın tüm gelişimini takip edecek bir mentor atamak. Bu mesela bizim kendi içimizde geliştirdiğimiz vakıf var, bir eğitim vakfı. Eğitim vakfında öğrencilere mentor atıyoruz. Atadığımız mentorlar şirket partnerleri ve direktörlerden oluşuyor. Hayat konusunda destek vermek için, onların gelişimini sağlamak için. Hakikaten geri dönüşler atadığımız çocuklardan, yani çocukların bize geri dönüşleri, geri beslemeleri son derece olumlu. Bence bu kavramı yaşatabilirse şirketler kendi içlerinde. Yani iki önemli konu var. Birisi eğitim. İkincisi de şirket değerinin değeriyle kişinin algısının, kişinin değerlerinin örtüşebilmesi. Bunun olmadığı durumda zaten sadakattan bahsetmek gerçekten mümkün değil. İlk 6'yı sıraladığınız zaman birinci sırada iş yaşam dengesi var. İkinci sırada liderlik konusu var. Liderliği mesele etmiş dediğim gibi kendisine. Üçüncü sırada değer konusu var. Yani şirketin varoluş değerini benimsemesi konusu var. Dördüncü sırada yaptığı işin bir anlamı olması konusu var. Sonra esneklik konusuna geliyoruz. Topluma katkı konusuna geliyoruz. Eskiden dürüstlük, şeffaflık, adillik, kalite bunlar önemli değer diye konuştuğumuz konulardı. Şimdi bunlar fevkalade önemli ama bunlar zaten hijyen faktörler. Yani bunlar zaten olmalı. Bunların olmadığı bir organizasyonun söz konusu olmayacağı net. Buna ilaveten ne olmalıya bakmak lazım aslında. Peki artık son bir dakikamız, belki bağlamak anlamında. Biz de bunlara gerçekten dikkat etmeye çalışıyoruz. Ben de kişisel hayatımda da neler olup bittiğini takip etmeye çalışıyorum. Size de çok teşekkürler bu sonuçları bizle paylaştığınız için. O kuşağı da çok uzan olmayan biri olarak teyit edebilirim. Doğru sonuçlara ulaşmışsınız. Gelecek yıllarda da devam edecek herhalde, değil mi? Aynen. Biz her sene dediğim gibi bu araştırmaları yapıyoruz. Her sene farklı bir konuyu gündeme getiriyoruz. Mesele şu. Bunun bir risk olduğunu iş dünyası fark etmeli. Ve iş yapış şekillerini, demin sizin söylediğiniz gibi çok kolay değil. Ama eğer iş yapış şekillerini bu algılar doğrultusunda, Y kuşağının istekleri, beklentileri doğrultusunda değiştirmezse, her iki kişiden birinin ayrılmak istediği ya da her üç kişiden ikisinin ayrılmak istediği bir platform sürdürülebilir değil. Dolayısıyla hakikaten farklı bir bakış açısına işverenin geçmesi gerekiyor. Maliyet demek bu. Daha fazla eğitim demek, daha fazla yatırım demek, daha fazla teknolojiye yatırım demek. Bu mobility'yi desteklemek için buna katılıyorum. Hiç kolay olmadığına da katılıyorum. Ama ben çok fazla da başka bir sonuca ulaşılabileceği kanısında değilim açıkçası. Peki Ursa, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Konumuz olduğunuz için. Y kuşağını anlamaya çalıştık. Şimdi Y kuşağı ile devam edelim. Hemen